Arkadaşlar merhaba, ben Erkan Kandemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çukur 3. sezonu 11. bölüme giriyoruz. 10. bölümde herkes gördü, çok güzel şeyler geçti. Şimdi arkadaşlar analizin detaylı bir şekilde size ve inan ki bu 11. bölümde her şey karşınıza çıkacak. Sanki onlarla bir bilgi almışım gibi önünüze çıkacak. İnşallah tahminlerim tutacak. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 10. bölüme geriden bıraktık. 11. bölüme girdik arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sakin bir bölüm oldu. Çünkü bunlar fırtına öncesi sessizlik. Yani Akın Efsun ile anlaştı ve diğer düşman ile masaya oturdu. Aluşu artık olayların şokunu atlattı diyebiliriz. Ve Vartur ile Medet Berlin'e gidiyor. Analiz arkadaşlar şimdiden başlıyordu arkadaşlar. Umarım tahminimiz çıkacak. İlk olarak son günlerde gündeme gelen portakal analizi bizi de yapalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çukurda portakalı yiyen er ya da geç ölüyor. Bu ölüm işareti gibi bir şey tiyatro sektöründe. Arkadaşlar geçen bölümde, hatta bu bölüm Kemal yine de portakal ile gördük. Yani Kemal ölecek manasına geliyor. Ama Kemal bu portakalı yerken görmedik. Birkaç bölüm önce Kemal portakalı sürdü. Kahve ve bölümde aynısı da oldu ve aynı anda da kavga çıktı. Kemal'in kahvedeki portakal sahnesinin olduğu aynı bölümde müdür manavrada portakal almıştı. Bu detayı unutmayalım. Ve Vartolu Berlin'e gidiyor arkadaşlar. Evet, Vartolu ile Medet Ziya bulmak için Almanya Berlin'e gidiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu sahnede muhtemelen hem heyecanın olacak hem de çok komik sahneler yaşanacak arkadaşlar. Medet'in yabancı birisine yol sorma sahnesine gibi komik sahneler bence olacak. Yani siz tahminlerinize göre, size de göre olacak. Yurt dışında oldukları için Vartolu Ziya'ya bir şey yapmayacaktır. Ama muhtemelen büyük bir gerçek burada olacak. Ziya bu bölümde Süleyman'a sür demişti. Yani önce görüntüleri aldı, sonra da gitti muhtemelen. Efsun ile Nehir yamaç üçgeni artık çok sıklaştı arkadaşlar. Yamaç baya bir süre sonra artık bir karar vermeliydi. Nehir ya da Efsun'u seçmek lazım. Sizce arkadaşlar Nehir mi Efsun mu? Artık yorumlarda bekleriz arkadaşlar. Nehir'in geçmiş hakkında azıcık şeyler öğrenebildik. O da İlerleyen sürede Nehir'in geçmişte daha da fazla açılacak ve her zamanki gibi orayı şekilde olacak arkadaşlar. Hani yamaç uyumak istediği zaman sürekli Efsun Efsun gidiyor, yani yine ilerleyen bölümlerde gösterecek. Efsun nasıl yamaç ile Nehir'i gördüyse, Nehir de Efsun ile yamacı bir şekilde görecektir ve yine oraya olacaktır. Bence şimdi değil ama çok ilerli Nehir ile Efsun yüzleşecek. Hatta bu olay kişi için veda bile olacak ikisine biri. Evet. Şimdi Aluço'ya geçiyoruz ve Ebu Kaysar sahne resulünün açılmadı ama Ebu Kaysar kesinlikle geri dönecek. Ebu Kaysar geri döndükten sonra kurtulan Cüneyt muhtemelen yine ortaya çıkacaktır. Bu olay tehlikeli olsa da Çukur Aluco'ya sahip çıkacaktır ve Ebu Kaysar'a savaşı böyle başlayacaktır Çukur'la birlikte. Yine söyleyeyim arkadaşlar, Azeri ile Koçval savaşı artık gerçekten başladı. Azeri artık kendi taktiğini işe yaramadığını kabul etti ve Efsun'a ne derse onu yapacağını, yani onun yoluna gideceğini söylemişti. Yani artık Azeri tek başına hareket edip her yere saldırmayacak ama taktik kullanarak ters köşeden vuracaktır arkadaşlar. Hani Azer artık bütün koşullarını tanıyor, yani hepinize zarar verebilir ama bu yapacağı hamlelere bağlı.
Murtaza artık düşman ekibine önemli bir yol alacak arkadaşlar. Koç varlığına ne kadar korksa da yine de onları bitirmek için elinde geleni yapacaktır. Ama Cumali, ama Murtaza'nın sonu bence çok fazla sürmeyecektir ve yakın dizeye veda edecektir. Evet, şimdi de çok sanayi olduğu için mafya konusu şimdilik kapandı. Ama çok yakında yine de açılabilir. Azer'in başı Berra'da olabilir arkadaşlar. Çünkü herkeste olduğu gibi Azer'in de bir sonu olacaktır. Ve bence mafyalar koçvarları sayesinde bitecek. Yücel yine geri döndü. Yine çukura bela mı olacak? Yücel büyük bir ihtimalle yine Ersun'a gidecektir. Ama tek başına hareket edebilir. Çok akıllı bir adamdır. Bildiğiniz gibi bugüne kadar Çukur'a en büyük zarar veren düşmanlardan biri ise Yücel'dir. Ama Yücel hiç durmayıp yine bedalara sebep olabilir. Efsane bölümler yolda arkadaşlar. Çözüm belli. Portakal suyu. O da Biz Çukur'un reklamı. Yamaç geliyordur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kafanızda soru işareti varsa yorumunuza bekleriz. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen desteğinize ihtiyacım var. Takip edin. Takipte kalın. Böyle videolar devamı gelecek. Thank you.